Geçen dersimizde bir videomuz vardı üstü denklemlerle alakalı. Şimdi devam ediyoruz. Ama bu dersimizde daha çok sorundan çözeceğiz. Şimdi soru üzerinden gidersek. Birinci soruda x artı 3'ün x artı 4. kuvveti eşittir 1. Burada bu ifadede x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu tarz sorularda sonucun 1 olduğu üstü ifadelerde birkaç tane durum söz konusu. Önce onları bir inceleyelim. Eğer mesela 1'in bütün kuvvetleri arkadaşlar sonucu 1 yapıyordu. Daha sonra eksi 1'in çift kuvvetlerinin sonucu artı 1 yapıyordu. Daha sonra mesela 0 haricinde herhangi bir sayının mesela n diyelim, n'in 0. kuvveti 1. Bu 3 tane durumda da sonucumuz gördüğünüz gibi 1 çıkıyor. O zaman ben diyorum ki bu 3 durumu da yukarıdaki denklemde uygulayalım önce. Diyorum ki x artı 3 üzeri x artı 4 eşittir 1 ise bakın 1'in n'inci kuvveti 1. Yani önce tabanın 1'e eşitleyelim. Taban x artı 3 eşittir 1 ise x eşittir. Karşıya atarsanız eksi 2 geldi. Sallamasını yapın arkadaşlar. Gerçekten sonuç 1 çıkacak mı? Bakın. Eksi 2'yi götürüp yerine yazdığınız zaman taban evet 1 oluyor. Eksi 2'yi bunu da yerine yazdığınız zaman eksi 2 artı 4'ten karesi geliyor. Buradan 1'in karesi evet gerçekten de 1 çıktı. Bu sağladı. Demek ki x eşittir. Eksi 2 bu durumu sağlayan bir değer. Sonra geçti. Taban eksi 1 yukarısı çift kuvvet olsun. Peki bunu nasıl algılayacağız? Diyeceğiz ki tabandaki sayı eksi 1'e eşit yapan değeri üstü de yerine yazarsak eğer üst taraf çift oluyorsa bu durum benim istediğim durumu sağlayacak demektir. Hemen tabandaki sayımızı bu sefer de eksi 1'e eşitleyelim. Buradan x eşittir karşıya attığımız zaman eksi 4 geldi. Bakalım yerine yazdığımız zaman gerçekten kuvvetli çift yapıyor mu? Eksi 4'ü tabanda yerine yazınca eksi 1 üstte yerine yazınca eksi 4 artı 4'ten 0 çıktı. Evet eksi 1'in 0. kuvveti de artı 1 yapıyor. Aslında biz otomatikme şu durumu da bunun içinde sağlamış olduk. Kuvvetimiz 0 geldi. Tesadüf oldu. Eğer bakın şimdi bu durumda sağladı ama bu durumda 0 olduğunu gördük. Aslında buna çok da gerek kalmadı ama yine de bakalım. Şimdi dedik ki her bir sayının 0. kuvveti 1'dir. O zaman kuvveti 0'a eşitlerseniz bakın yine x'imiz eksi 4 çıkıyor. Tabanda yerine yazdığımız zaman yine eksi 1'in 0. kuvvetinden artı 1 çıkıyor. Aynı şey olduğu için bu durumu tekrar ele almamıza gerek yok. Burada iki tane durum çıktı. Buradaki x'in alabileceği değerler toplamı sormuş. Eksi 2 artı eksi 4'ten x'in alabileceği değerler toplamında eksi 6 bulmuş oldu. Şimdi geçiyorum diğer soruma. Bu sorumda arkadaşlar 12 üzeri x artı 2, 24 üzeri x artı y artı 2, 36 üzeri z artı 2. Bunların çarpımını vermiş. Sonra alt tarafta bakın. Üstler aynı hep ama tabandaki sayılara bakın. Birisi 12, birisi 3. Diğeri 24, 6, 36, 9. Dikkatinizi çektiyse bunların hep 4 katı olmuş değil mi tabandaki sayılar? Ben buradan şöyle bir şey yapsam, şu üstteki ifadeyi bir çeksem. Alttaki ifadeyi benzetip götürüp yerine yazıp oradan x'e, y'ye, z'ye dair bir şeyler bulabilirim. O zaman diyorum ki 12 üzeri x artı y bunu 4 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri x artı 2 şeklinde ayırdım bakın. Üstler aynı, tabanla çarptığı zaman yine aynı şeyi vermiş oldu. Sonra 24'ü ayırdım 4 üzeri y artı 2 çarpı 6 üzeri y artı 2. Bakın aşağıdaki ifadeleri yakalamaya çalışıyorum. 36 da 4 çarpı 9 olduğu için onu da 4 üzeri z artı 2, 9 üzeri z artı 2 şeklinde ayırdım. Eşittir. 192 de şöyle yapalım arkadaşlar. 192 dediğimiz sayı 64 çarpı 3 şeklindedir. 64 de 4'ün küpüdür. Bakın asal çarpanlarını ayırıyorum şu anda. 4'ün küpü çarpı 3 çarpı a şeklinde asal çarpanlarını ayıralım. Şimdi bakın şu üçlü aşağıdaki üçlü değil mi? Buranın eşitini bana 3a olarak verdiyse ben şu üçlünün yerine direkt 3a yazdım. Daha sonra arkadaşlar şuradaki üçlünün tabanları aynı olduğu için çarpım durumda oldukları için ben bunların üstlerini toplayabilirim. 4 üzeri x artı 2
artı y artı 2 artı z artı 2 eşittir. Bu tarafta 4'ün küpü çarpı 3 çarpı a geldi. Bakın her iki tarafta 3 a'lar ortak olduğu için şunlar sadeleşir. Burada 4'ün bir kuvveti 4'ün küpüne eşit oldu. O zaman tabanlar hangisi üstler eşittir derim ve üstleri birbirine direkt olarak eşittir. Buradan x artı y artı z artı 2'leri de toplarsanız 6 eşittir. Buradaki üstümüz de 3. 6'yı da karşıya atarsanız x artı y artı z eşittir. Eksi 3 geldi. Zaten bizden bunların toplamlarını istemişti. O yüzden cevabımız eksi 3 oldu. Şimdi geçtim 3. soruma. 3. sorumda da y farklı 2 olmak üzere demiş. Bize böyle bir ifade vermiş. Buna göre x ile y arasındaki bağıntıyı sormuş. Şimdi bu tarz sorularda dikkat edin. Kuvvetler bizim için önemli. Burada x artı 2 var. Burada x artı y artı 2 var. Burada kuvvet olarak y artı 1 var. Hatta 8'i de 2 cinsinden yazmayı düşünürsek bu da 2'nin küpü. Mesela şöyle bir şey düşünebilir miyim? Şu ikili de her ikisinde de x var kuvvetlerinde. O zaman ben şöyle yapayım hatta önce. Şunları bir ayırarak yazalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2y. Eksi 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y çarpı 2'nin karesi. Bakın normalde çarpıldığı zaman üstler toplanıyordu. Ben ne yaptım? Toplamayı çarpmaya çevirdim. Geri geldim yani işlem olarak. 2 üzeri y çarpı 2 üzeri 1 oradaki artı 2'nin küpü eşittir 0. Bakın aradaki bütün artıları çarpma işlemi olarak ayırdım. Baktım şu ilk iki terimle arkadaşlar 2 üzeri x'ler ortak. O zaman ben bu 2 üzeri x'leri ortak paranteze alayım. Buradan 2 üzeri 2'ye, buradan eksi 2 üzeri y çarpı 2'nin karesi geldi bakın gördüğünüz gibi. Ondan sonra kapattım parantezi. Sonra baktım. Şimdi buraya kadar geldim. Burada 2 üzeri x ortak parantezini aldım. Sonra şu ikiliye bakıyorum. Şu ikiliye de baktığım zaman bir şey daha gördüm. Hatta bunu bir sonraki adıma bırakalım. Hadi şunu aynen bir yazalım. Sonraki adıma bırakalım. Şimdi bakın. Şuraya bakın. Şu parantezin içine. Aslında biz burada şöyle de yapabiliriz. Burayı tekrar 2 üzeri y parantezine de alabiliriz. Çünkü burası 2 üzeri y'nin karesidir üstün üstünden. Burası da 2 üzeri y'dir. Burayı tekrar 2 üzeri y parantezine alırsam buradan 2 üzeri y, buradan da 2'nin karesi geliyor. Sonra artık buraya da bakın. Ortak 2 var her ikisinde de. 2 parantezine alırsam buradan 2 üzeri y geliyor. Şu artı y ile çarpayım ki eksi olsun. Şurası eksi, eksi ile eksini çarpıyorum. Şurası artıyı vermesi gerekiyor. 2'nin karesi eşittir 0. Şimdi baktım şu parantezlerin içleri aynı geldi. Parantezlerin içleri aynı geldi. Şimdi ben tekrar 2 üzeri y eksi 2'nin karesi ortak parantezini aldım. Parantezi açtım. Bunun çarpım durumunda oldu. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y var. Buradan da eksi 2 geldi. Eşittir 0. O zaman diyeceğiz ki burası çarpım durumunda olduğu için ve sonuçta 0 geldiği için ya burası 0 olacak ya da burası 0. Şimdi dikkat edin yukarıda y'nin 2'den farklı olduğunu söylemiş. Şimdi burada 0 olabilmesi için y'nin 2 olması gerekiyor ki 2'nin karesi eksi 2'nin karesinden 0 gelsin. Ama yukarıda y'nin 2'den farklı olduğunu söylediği için buradan 0 gelme ihtimali yok. Buradan 0 olmuyor. Demek ki bu tarafı 0'a eşitleyecekmişim ben. Yani 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y eksi 2 eşittir 0. Buradan eksi 2'yi karşıya atarsam ve bunlar da çarpım durumda olduğu için üstler toplanır. Eşittir. Bunu da karşıya attığı zaman 2. 2'nin kuvvetinde tabii 1 var. Tabanlar aynı olduğu için üstleri direkt eşitlersek x artı y eşittir 1. Bakın x ile y arasındaki bağıntıyı bulmuş oldum. Şimdi geçtim bir sonraki soruma. Burada arkadaşlar bize iki tane ifade vermiş. Bu eşitliği sağlayan x'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi burada aslında bu çözümü yapabilmemiz için iki tane yolumuz var. Birincisi şu. Şu ifade bakın bir tam kare açılımıdır. 4x kare eksi 4x artı 1. Birinci bir karesi yani 2x'in karesi. 2x ile 1'in çarpımının iki katı da ortada var. Bu ifade tam kare bir ifade. O zaman ben bunu tam kareye çevirip oradan da gidebilirim.
Ya da kuvvetleri benzetmek için x eksi 3'ün karesini küple yapabilirim. İki yöntemde de yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Ben mesela şöyle yapmak istiyorum. Şu ifade tam kare açım olduğu için onu 2x eksi 1'i parantez kare açımı olarak yazmak istiyorum. Sonra da bunun küpünü almış. Eşittir x eksi 3'ün 6. kuvveti. Şimdi burada üstün üstünden üstler çarpılınca burası 2x eksi 1'in 6. kuvveti oluyor. Burası da x eksi 3 üzeri 6. Şimdi üstler bakın ikisinde de aynı ama dikkat edin bu üstler çift. Çift olduğu için şöyle düşünün. Eksi bir sayının çift kuvveti de artı yapar. Artı bir sayının çift kuvveti de artı yapar. Yani içleri eksi de olabilir aslında. O yüzden burada şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bunları mutlak değer olarak birbirine eşitliyorsunuz. Mutlak 2x eksi 1 eşittir mutlak x eksi 3 olarak birbirine eşitliyorsunuz. Daha sonra da şöyle yapıyorsunuz. İki türlü tabii. Bir aynen birbirine eşit değil. Bir de birinden birini eksiyle çarparak birbirine eşitleyelim. 2x eksi 1 eşittir x eksi 3. 2x eksi 1 eşittir. Mesela burayı eksiyle çarparak çıkardım. Eksi x artı 3. Buradan x eşittir karşıya attığınız zaman eksi 2. Buradan da 3x eşittir 4 ise x buradan 4 bölü 3 geldi. Şimdi buradan zaten x'in alabileceği farklı değerlerin çarpımını sormuş. Eksi 2 ile 4 bölü 3'ü çarparsak cevabımız eksi 8 bölü 3 oldu. Ama dediğim gibi şöyle de yapabilirsiniz. Şunun x eksi 3'ün karesinin küpü yazarsınız buranın yerine. Karesini açarsınız. İkisi de küp olduğu için tabanları direkt birbirine eşitleyip oradan da gelebilecek x değerlerini bulabilirsiniz. Şimdi gençler bakın bundan sonrası artık yeni nesil soru tarzlarından. Hemen bakalım x ve y birbirinden farklı tam sayılardır diyor. Ve burada bize şöyle bir ifade tanımlamış. Bir ucunda x var, bir ucunda y var. Bunu nasıl tanımlıyor? Diyor ki x y'den büyükse bunu kullan diyor. Eğer y x'den büyükse burayı kullan diyor. Buna göre böyle bir ifadenin eşiti kaçtır diye sormuş. Tabii biz bunları tek tek bulalım ondan sonra işlemleri yaparız. Önce şu 3'e 2'yi yapalım. Şimdi bakın x gördüğünüz yere 3, y gördüğünüz yere 2 gelmiş. Yani burada x y'den daha büyük oldu. X y'den daha büyük olduğu için birinciyi kullanmamız lazım. X yerine 3, y yerine 2 yazdım. Üzeri de 3 artı 2. Yani burası 6 üzeri 5 oldu. Daha sonra 1'e 6'yı hesaplıyorum bakın bu sefer de. 1'e 6. X 1, y 6. X y'den daha küçük geldiği için arkadaşlar burayı kullanmam gerekiyor. Y bölü x demiş. 6 bölü 1 üzeri y eksi x. 6 eksi 1. Buradan 6 üzeri 5 geldi yine bakın. En son buraya da bakalım. Eksi 2, eksi 3. Eksi 2, eksi 3'ten daha büyük. X büyüktür y. X büyüktür y olduğu için burayı kullanıyorum yine. Eksi 2 çarpı eksi 3 üzeri ikisinin toplamı. Eksi 2 artı eksi 3. Buradan taban 6 geldi. Üstte eksi 5 geldi. Şimdi artık ben şurada yerine yazabilirim. Şu ifadeyi 6 üzeri 5 olarak bulduk. Bu ifadeyi de 6 üzeri 5 olarak bulduk. Paydadaki ifadeyi de 6 üzeri eksi 5 olarak bulduk. O zaman diyorum ki yukarıdakileri toplarsanız 2 tane 6 üzeri 5 oldu. Aşağıdaki de 6 üzeri eksi 5. İkisinin de tabanları eşit olduğu için bunları kendi arasında böldüğünüz zaman üstler çıkarılıyordu. Çıkardığınız zaman 6 üzeri 10 oldu. Yani 2 çarpı 6 üzeri 10 oldu cevabımız. Evet geçelim sıradaki sorumuza. A, B, C pozitif tam sayılardır demiş. Böyle bir ifade vermiş. Ne demek istemiş mesela? C'nin gördüğü kenar burası. Diğer içeride yazan sayıların toplamını kuvvete yazmış bakın. Sonra B'nin gördüğünü B yazıp diğerlerini toplayıp kuvvete yazmış. A'nın gördüğünü A demiş. Diğerlerini toplayıp kuvvete yazmış. Şimdi yukarıdaki şekilde verilen kurala göre bize böyle bir ifade vermiş. Buna göre y kaçtır diyor. Şimdi önce bize verilen şeylerden gidersek mesela 3. 3'ün karşısı 27. Şimdi buradaki ne anlama geliyordu şuraya görmezden gelirsek? 3 üzeri diğerlerini topla. X artı z. Buranın eşitinde 27'nin küp olarak vermiş bize. Mesela şuraya bakalım bu sefer de. Şurayı kapattım. Normalde buraya yazmasaydık biz nasıl yapacaktık? Z üzeri
Diğer ikisinin toplamından x artı 3 diyecektik. Eşittir. Bunu da 2 üzeri 16 olarak bize vermiş. En son buraya bakarsak burası da x üzeri, bakın x üzeri diğerlerin toplamı, yani z artı 3. Biz aslında bunu alıyoruz. Şimdi o zaman diyorum ki ben şu ikiliden bir şeyler yakalamaya çalışayım. Mesela burada 3 üzeri x artı z eşittir. 20'ye 3 küpüdür. Tekrar küpünü alırsam 3 üzeri 9 olur. Tabanlar eşit olduğu için üstleri eşitlerseniz x artı z eşittir 9 geldi. Bu birinci denklemimiz burada dursun. Sonra yan tarafa geçtik. Z üzeri x artı 3 eşittir 2 üzeri 16. Şimdi ben direkt z'yi buradaki tabandaki sayıya eşitlesem buradan z 2 oluyor. Üstü de kendisine eşitlesem x artı 3 16 ise x de 13 oluyor. Şimdi x artı z 9 olması gerekiyor. Baktım 1'ini 2, 1'ini 13 buldum. Toplamda 9'u sağlamadı demek ki bu. Olmadı. Şimdi demek ki z 2 değil de 2'den başka. 2'nin kuvvetlerinden gidersek mesela şöyle de dersek z üzeri x artı 3 eşittir 2'yi 4 olarak düşünsek 4'ün 8. kuvveti olmaz mı? Çünkü 2 yerine 2'nin karesi yazacağız. O zaman üzeri 8 yapalım ki 16. kuvveti yine yakalamış olalım. Buradan o zaman tabanı z'yi 4'e eşitlersek x artı 3'ü de 8'e eşitlersek x buradan 5 çıkıyor. 4 ile 5'in toplamı evet 9'u da sağladık. Bakın bu sefer oldu. Z'yi 4 buldum, x'i 5 buldum. Y dediğimiz ifade x üzeri z artı 3'e eşitti. X'i 5 bulmuştu. Z'yi de 4 bulduk. 4 artı 3'ten 7 ve cevabımız 5 üzeri 7 geldi arkadaşlar. Şimdi son olarak da buradaki soruya bakalım. Aşağıda daire içinde yazılı olan sayılar arasında bağlı oldukları kutu içerisindeki işlem uygulanarak sonuç üçgenin içine yazılıyor. Mesela burada çarpı 5 dedi varmış. 2 üzeri 6 ile 4'ün küpünü çarpmış ve A'yı bulmuş. Bu örnek kısmı. Bize soruda şu ikiliyi vermiş. Buna göre B serisinin sondan kaç basamağı sıfırdır diye soruyor. Önce şuradan A'yı bulalım. A'yı bulduktan sonra götürüp aşağı değerini yazıp B'yi bulalım. A'yı bulabilmemiz için şu arada bölme işlemi olduğu için yukarıdaki sayıyı aşağıdaki sayıyı bölüp A'yı bulacağız. Şimdi önce şöyle yapalım. Hatta şöyle yazayım. A eşittir diyelim. 125 üzeri 5. Tabii ki böyle üstü ifadelerde soru çözerken tabandaki sayılar büyük sayılar olduğu zaman bunu böyle daha basit hale getirebilmek için asal çarpanlar şeklinde yazın. 125, 5'in küpü. O zaman ben bunu 5'in küpünün kuvvet 5 olduğu için 5. kuvvet olarak yazarsam 5 üzeri 15 oldu. Tabii bu A sayısının kendisi de bölü diyorum. Bir de buraya bakıyorum. Şöyle şöyle A demeyelim, eşitini alabiliriz. Bölü diyelim 8 üzeri eksi 4. 8 de 2'nin küpüdür. Eksi 4. kuvveti. Bu da 2 üzeri eksi 12. Tabi böldüğünüz zaman bunu yukarıya artı olarak çıkarabilirsiniz. Yani 5 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 12 oldu. Bu A sayının kendisi çıktı. Şimdi artık burada götürüp yerine yazarsak A sayımız bu. B sayımızı aynı şekilde çarpanları ayırarak gidelim ki daha rahat görelim. 20 dediğimiz sayı 2'nin karesiyle 5'in çarpımı değil mi? 2'nin karesi çarpı 5 üzeri. Bunu da üstünü 3 olarak verdiği için 3'ü de yazdım. Üstün üstünden burası 2 üzeri 6. Burası da 5'in küpü geldi. Ben bunu da 2 üzeri 12 ile 5 üzeri 15'in çarpımı olarak bulmuştum. Bu ikiliyi çarptığım zaman sonuç B'yi verecekmiş. Arada çarpma işlemi var bakın. O zaman B eşittir 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 5'in küpü. Bunları da tabanları aynı olanları kendi arasında çarparsak 2 üzeri 18, diğeri de 5 üzeri 18. Burası üstler aynı geldiği için tabanlar çarpılabilir. 10 üzeri 18 oldu. Sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. Burada 18. kuvvet varsa sondan 18 basamağı sıfırdır diyoruz arkadaşlar. Ve üstü sayıları burada bitiriyoruz. Bol bol tekrarını yapıp sorunlarını çözerseniz gayet iyi kavrayabilirsiniz.